Zaman da Alevi kamuoyu, bazı Alevi kurumları görüş ayrılığına düştüler. Birbirlerini eleştirdiler. Dolayısıyla hem Alevi kamuoyunda hem de Alevi dernekleri ve kurumları arasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu çıkışının nasıl yankı bulacağını, bazı tartışmaları beraberinde getirip getirmeyeceğini de takip edeceğiz. Tabii seçim satım halinde böyle bir açıklama, bir adım atılıyor. Acaba AK Parti buradan oy mu kazanmaya çalışıyor? Kazanabilir mi? Bu gerçekçi mi? Bunlar da konuşulmaya devam edecek. Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan dedik. Bugün Balıkesir'deydi. Toplu açılış törenine katıldı. Tabii gündeminde pek çok konu vardı. Yine muhalefete yüklendi, altın masaya yüklendi ama ekonomiye dair de önemli mesajları oldu. Yine faiz mesajı verdi. Faizler inmeye devam edecek dedi ve Türkiye'nin izlediği, kendilerinin uyguladığı ekonomik modeli savundu. Çünkü sorunumuz devletin batması değil, fiyatların dalgalanmasıdır. Bu basit gerçeği göremeyen sözde iktisatçılar hala faiz lafı gevelemeye devam ede dursun. Biz kendi işimize bakarak üretimi ve istihdamı desteklemeyi sürdüreceğiz. Şimdi buradan sesleniyorum. Ekranları başında bizi izleyen milletim iyi dinlesin. Bu kardeşiniz bu görevde olduğu sürece faiz her geçen gün, her geçen hafta, her geçen ay inmeye devam edecektir. Kimse bize bu konuda akıl vermesin. Ve yatırımcı gelsin bizim devlet bankalarından kredi talebinde bulunsun. Ve onları biz faize ezdirmeyeceğiz. Çünkü yatırım yüksek faizle olmaz. Burada bu stüdyoda pazartesi günü CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu o gün akşam bir açıklama yapacağını söylemişti. Sosyal medyadan yaptığı açıklamayı başörtüsüyle ilgiliydi. Yasal güvence veriyordu başörtüsüne ve AK Parti iktidara da meydan okuyordu. Şimdi o kadar tartışıldı ki gerek yoktu diyen var, zamanlama hatası yaptı diyen var, yöntemi yanlıştı diyen var. Baştan sona tamamen doğru bulan ve destekleyen de var. Zaten daha çok aslında muhalif kamuoyu ve siyaset tarafında muhalif siyasetçiler arasında çok tartışıldı. Altılı Masa'dan uzun bir süre bir ses gelmedi, bir açıklama gelmedi ama Sözcü Gazetesi'ne konuştu İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener. O da pek destek vermedi. Ne gerek vardı der gibiydi. Kapanmış yaraları açmanın, bunları tartışmanın bir faydası yok. Daha öncelikli, daha yakıcı, şu anda açık olan yaraları aslında kapatmalıyız. Bunlara eğilmeliyiz. Minvalinde bir açıklamaydı. Ama o kadar çok konuşuldu, tartışıldı dedik ki hafta sonu da gündemdeydi. Siyasetçilerin gündemindeydi. Biliyorsunuz Cumhurbaşkanı'ndan karşı hamle geldi. Dedi ki yasal güvence mi diyorsun? Gel o zaman anayasal güvenceyi alalım dedi. Hemen arkasından CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan başka açıklamalar geldi. Samimiyetsizsin Erdoğan dedi ve kendisine dönük eleştirilere cevap verdi. Haftanın özeti böyleydi kısaca. Peki bugün kimlerden ne açıklama geldi konuyla ilgili? MHP lideri Devlet Bahçeli konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve yeni anayasa çıkışına destek verdi. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da partilerin başörtüsü konusundaki olası işbirliğine hazır olduklarını söyledi. Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'dan da bir açıklama geldi. İzleyelim. Kadınların giyim kuşamını siyasetin tekelinden çıkartıyoruz. Bu hakkı yasal güvenceye alacağız. Gelin çözümü yasa değil, anayasa düzeyinde sağlayalım. Başörtüsü polemiği devam ediyor. Erdoğan'ın anayasa hamlesine MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den destek geldi. Yeni bir anayasaya ülkemizde ihtiyaç olduğu kanaatindeyiz. Bu çalışmalar Cumhur İttifakı oluşturan partiler arasında eskiden beri görüşülmektedir ve önümüzdeki dönem itibariyle de bu inşallah gerçekleştirilecektir. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'na göre Cumhurbaşkanı kendisiyle çelişiyor. Sayın Cumhurbaşkanı bir taraftan başörtüsü sorunu yok diyor ama diğer taraftan anayasal bir düzenleme yapalım diyor. Başörtüsü düzenlemesi için partilerin anlaşmasını doğru bulduğunu da söyledi Davutoğlu. Ama bunun yasal veya anayasal güvence kavuşturulması lazım ki ileride bir daha hiçbir siyasi, hiçbir iktidar değişimiyle bu durum değişmesin. Onun için ben son dönemdeki bu momentumu doğru görüyorum.
partilerin anlaşmasıyla yasal ve veya anayasal bir düzenleme gelecek dönemler için faydalı olacaktır. Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Erdoğan'ın başörtüsüyle ilgili CHP lideri Kılıçdaroğlu'na farkında olmadan bize bir pas verdi, golü atmamız lazım sözlerine sert tepki gösterdi. Sormak lazım Sayın Erdoğan'a, hak ve özgürlük alanları, başörtüsü konusu sizin için gollük pas alanı mı? Bunun cevabı koca bir evet. Bu açıklamayla itiraf ettiğiniz şey, 10 yıllardır üzerinde tepindiğiniz hırsızlıkları, yolsuzlukları, hukuksuzlukları, usulsüzlükleri örteceğiniz bir istismar sahası. CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kağan Salıcı da AKP'nin başörtüsünü suistimal ettiğini söyledi, CHP teminattır dedi. Cumhuriyet Halk Partisi başını örtenin de başı açık olanın da teminatıdır arkadaşlar. Başörtüsünü yıllarca suistimal eden Adalet ve Kalkınma Partisi'nin süreci, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin iktidarı önümüzdeki ilk seçimde sonlanacak. Bu arada kulislerde konuşulan da bir haber var, bir iddia var. AK Parti başörtüsü teklifi için 5 maddede değişiklik planlıyor. Onu da paylaşım kısaca sizlerle. AK Parti'nin hukukçu kurmaylarıyla Adalet Bakanlığı'nın üzerinde çalıştığı taslağa göre anayasanın kanun önünde eşitlik başlıklı 10, temel hak ve hürriyetlerin sınırlanmasını düzenleyen 13, eğitim ve öğrenim hakkını düzenleyen 42, çalışma hakkı başlıklı 49 ve kamu hizmetlerine girme başlıklı 70. madde üzerinde değişiklik yapılması hedefleniyor. Şu anda bu değişiklik üzerinde çalışılıyor. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin açıklamalarıyla devam edeceğiz. Arkamda görüyorsunuz çünkü katıldığı etkinlik neydi? Siyaset ve Liderlik Okulu 18. dönem eğitim ve öğretim yılı açılış töreniydi. Ve arkasından da basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Erken seçim ihtimali var mı? Bu soruldu MHP lideri Devlet Bahçeli'ne. Gerçi daha önce de hayır demişti, yok demişti ama bir kez daha altını çizdi. Şu an seçime erken alma siyasete malzeme olmamalı. Seçimler 18 Haziran'da yapılacak dedi. Böyle bir çalışma konusu tabii 48 milletvekiliyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde temsil edilen bir siyasi partinin ortaya koyup olgunlaştıracağı bir yeter sayı gözükmemektedir. O sebepten dolayı başta Cumhur İttifakı'nı oluşturan ve ülke yönetiminde de etkin bir konumda olan AK Parti ve diğer siyasi partilerle beraber bir istişare yapılarak seçimlerin ne zaman yapılması gerektiğini dikkate alındığı takdirde sunulacak olan bir metin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görüşülür ve bir karara bağlanır. Ama şu an için Türkiye'nin sorunlarının ve dış politikanın çok yoğunlaştığı bir ortamda seçimlerin erken alma tartışması siyaseten malzeme yapılmamalıdır. Yani kendilerinin aday belirlemede zorluk çektikleri bir ortamda altı masalı bir siyasi grubun erken seçim tartışmasını Türkiye'ye sunmuş olmaları çok yanlış bir davranıştır. Seçimler yasa çerçevesinde 18 Haziran 2023 tarihinde yapılacaktır. Ama Türkiye'nin şartlarında meclis bir karar verir. Mevcut yönetim böyle bir düşünceyi diğer siyasi partilerle paylaşır ise Türkiye'de bir sosyal kargaşa, anarşi, kaos yaratmak yerine belli bir kararı alır ve uygular. Ama bunu altılı masa seçimlere hadi diyelim ki yarın gireceğiz. Cumhurbaşkanı ve meclis seçimi var. Ama Cumhurbaşkanı adayları yok. Adayları olmayan bir yerde gürültünün manası yok. Evet, seçim deyince, seçim tarihi deyince özellikle tabii pür dikkat MHP lideri Devlet Bahçeli'nin açıklamaları takip ediliyor, dinleniyor şimdi. Evet, açıklamaları böyleydi bu konuyla ilgili. Devam edelim siyaset gündeminden haberlerimize. Sayın seyirciler, CHP Sincan'da üye katılım töreni düzenledi. Törende konuşan Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kağan Salıcı, Türkiye'nin kaderini altılı masayla değiştireceğiz dedi. Bahçeli'nin beka siyasetine de cevap verdi. Cumhuriyet Halk Partisi, Sincan İlçe Başkanlığı'nda üye katılım töreni düzenledi.
CHP'ye katılanlardan Nurten Barut, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun ülkemizde hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek sözlerinden etkilendiğini anlattı. Tüm uğraşımız ve çabamız çocuklarımızın yatağa aç girmemesi içindir. CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuzkan Salıcı seçimleri işaret etti, altılı masa vurgusu yaptı.